Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu videomuzda iki ayrı belediye binası 14 hesabımda kraliçe yürüyüşlü tazı balon operasyonları gerçekleştireceğim. Ordumuz bu şekilde: 2 tane süper duvar kırıcımız, 5 tane şifacımız var. Temizlik için 3 tane sinsi goblin, büyücü, yeti ve bebek ejder tercih ediyorum. Bir tane de buz golemimiz var. Kimi zaman tomruk fırlatıcıyla kralı ve koruyucuyu yerde bir şekilde merkeze doğru gönderiyorum. Kimi zaman da ideal olmayan düzenlerde kraliçe yürüyüşünü alev fırlatıcıyla destekleyip koruyucu havada bir şekilde tazı balona yöneliyorum. Bakalım bugünkü saldırımızda bizleri neler bekliyor olacak. Klan kalesini isteğimizi attık. Hemen şöyle kaleyi dolduralım. Güzelinden iyisinden bir köy bulup saldırılara başlayalım istiyorum. Sizlerden ricam, videomuzu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. İyisinden, güzelinden, temizinden bir köy bulup hemen geliyor. Pekala efendim, tam tamına 11.737 tane kara iksir var ve belediye binası bayağı bir köşeye yakın olduğunu söyleyebilirim. Hirolarla da destekleniyor. Şimdi böyle bir yerde nasıl bir strateji izleyebilirim? Ben birazcık risk alacağım arkadaşlar, evet. Koruyucuyu yerde, tomruk fırlatıcı önünden buz golemiyle birlikte şu sağ taraftaki tekli ve iki tane X'ye doğru yönlendirmeye çalışacağım. Ama bunun için kraliçe şuradaki tekliye kesinlikle ilerlemesi lazım. Bakalım nasip kısmet bu işler. Şöyle sağlı sollu birer sinsi goblin bırakıyorum. Şuradan kraliçeyi mevzilendirdim. Asıl amacımız şuradaki tekli cehennem kulesine ulaşmak olacak. Eğer bunu yapabilirsek ne ala. Yapamazsak al başına belayı. Şuradan bir yeti, bir tane de büyücü bırakacağım. Şifacıları sabırla göndermiyorum. Şimdi attım. Önüne bir tane mayın eşeği. Tamam. Şöyle bir adet süper duvar kırıcı kullandık. Tamam. Kraliçe oradan içeriye girecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu ana kadar her şey yolunda. Yalnız şu topa doğru giderse kraliçe sağ tarafa çıkar. Hiç istemiyorum böyle bir şey olmasını. Topa gider değil mi? Ben olsam topa giderdim kraliçenin yerinde. Bari şimdi geri gel. Şöyle bir dondurma. Bir tane. Vallahi kurtardık, inanamıyorum abi. Bir tane duvar kırıcı daha atıyorum. Tekli kuleyi dondurdum. Şimdi kralı buradan atarsam tekli bir dur. Abi bir oraya gidiyor bir buraya, kafam karıştı ya. Tamam, şuradan buz golemi, kral, koruyucu, tomruk fırlatıcıyı şöyle çaplı göndereceğim. Dondurmak istemiyorum, hayır dondurmayacağım lan, inat ettim. Oh şükürler olsun. Tamam, şu anda fena gözükmüyor arkadaşlar. Yalnız şurada bir ufak temizlik yapmam lazım. Hava savunması var, yaptırmayacağım. Eninde sonunda kralın belediye binasını gidip indireceğini düşünüyorum. Tomruk fırlatıcı bizim için yolu açıyor çünkü. Tam istediğim gibi başlamadı ama güzel gözüküyor. Henüz şampiyonu da oynamış değilim. Şöyle kralın ardından mı göndersem? Gönderdim, gitti lan. Bir tane de kelle avcısı rakip şampiyon için. Tamam, sakin. Sakin sakin. Tomruk fırlatıcı, bir tane daha vuru duvar açılsın. Tamam, çok güzelsin. Bastım koruyucunun özelliğine. Bir tane de öfke büyüsü patlatıyorum. O yetiler gidip belediye binasını indirsinler. Şahanesin sen. Bina indikten sonrası birazcık daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Kraliçe hayatta. Abi ya, şifacılar transfer olmayaydı iyiydi ya. Tamam sakin. Şöyle iki tane daha kelle avcısını gönderdim. Şurada bir dondurma büyüsü patlatıyorum. O kraliçe ölsün. Bir tane de öfke attım. Sırf kelle avcıları rakip kraliçeyi öldürsünler diye. 53 saniye süren var. Şuradan tazı balon saldırısına başlıyorum artık. Çok da fazla bir lüksüm yok. Bütün balonlarımı yapıştırdım, gitti. Tamam valla çok karman çorman bir saldırı oldu. Şurada bir hız büyüsü atacağım. Yani kraliçeyi bir türlü istediğimiz şekilde yönlendiremedik ama ne oldu ne bitti, yine böyle avantajımıza doğru şekillendi saldırı. Görelim bakalım. Sanki kaya saçar bize mani olacakmış gibime geliyor. Aslında onu tanklayan bir şey olsa, yeti biraz daha içeri gelse, balonları tanklasa belki de 3 yıldız gelecek arkadaşlar. Bu arada koruyucumuz da hala daha hayatta. Dur bakalım. Çok da bir şey kalmadı ha. Göründüğünden çok daha yakın bir savaş. Şu hava savunması bozdu işleri ya. 10 saniye süremiz kaldı. Ben buna gönül rahatlığıyla time fail diyorum arkadaşlar. Evet, açılışı bir time fail ile yaptık. Aslında bunun gibi saldırılar çok fazla yaptım. Şunu söyleyebilirim size. Kralı buz goleminin tanklamasıyla beraber tomruk fırlatıcıyla koruyucunun özelliğiyle güzel bir şekilde koruyup merkeze sokabilirseniz acayip işler çıkartıyor ama kralı burada içeri sokmak dışarıdaki küçük kademe yüzünden pek mümkün değildi. Yani belki de kralı buradan göndermek hataydı. Ona rağmen %94 2 yıldız. Güzel bir açılış. İkinci saldırıya geçiyoruz.
Pekala efendim. Oldukça enteresan düzenli bir köy çıktı karşımıza. Böyle iksir toplayıcıları ip gibi dizilmiş. Altın madenleri desen hakeza. Ama ben burada şansımın olduğunu düşünüyorum. Şimdi aklımda bir şey var. Eğer onu yapabilirsem şahane olacak. Kraliçeyi şu bölmeye sokarsam kralı da yine koruyucuyla buradan belediye binasına gönderirim. Olur gibime geliyor. Bir bakalım. Bunun için şöyle hiç riske atmayacağım. İki tane sinsi goblini feda ettim. Şuradan bir bebek ejder mayın eşeği. Şöyle bir kraliçe. Hemen ardından şifacılarımı da devreye sokuyorum. Şu okçu kulesi ve top inmeden duvar kırıcıyı atmayacağım ki şu noktada çalışsın. Öteki türlü topu kırar. Topun önündeki duvarı kırar yani. Hadi topu indirmen lazım kraliçe. Çok güzelsin. Şöyle bir öfke büyüsü ihtiyacımız olacak. Duvar kırıcıyı attım, tamam. O kraliçe oradan içeriye girer gibime geliyor. Şöyle bir yeti, bir tane de büyücü bıraktım. Bir tane de sinsi goblin atalım sağ tarafa giden koridoru daraltmak için. Tamam, şu anda çok tatlı gözüküyor. Buz golemi, kral, hemen ardından tomruk, koruyucu yerde bir şekilde merkeze girişimizi yapıyoruz. Kraliçeye öfke lazımdır ağabey. Lazım. Kullandım. Tekli kilitlendi, dondurdum. Mükemmel gözüküyor şu anda. Şu tekli cehennem golezeri dondur. Krala kilitlendi vicdansız. Tamam. Şampiyonu şöyle sağ taraftan bırakacağım. Krala bir tane öfke atıp özelliğine bastım. Bir tane de kelle avcısı koruyucunun özelliğinde yapıştırdım. Şimdi onun yapacağı işleri iyi izleyin arkadaşım. Başka da bir şey demiyor. Evet, şu tekliği yalnız hiçbir şey gitmedi ya. İnanılmaz ya. Tamam, tomruğun içindeki yetiler onların icabına bakacaklardır. Kraliçeyi de alırlarsa oldu bitti gitti bu iş. Evet, şampiyonun kalkanını da fırlatıyorum şu noktada. Tamam, kraliçeyi de Allah. Tamam abi, 3 yıldız geldi. Hem de çatır çutur bir 3 yıldız geldi. Kartal topu da gitti. İşte bundan bahsediyorum. Çok enteresan bir strateji. Absürt bir şekilde de işe yarıyor arkadaşlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Şuraya bak. Yani kraliçe gerçekten kolay kolay ölmüyor yani. Şurada bir hız büyüsü atalım hava savunması için. Arkadan minyonları sallıyorum. Köpeciklerle iskelet tuzaklarını temizlesinler. Yani düzen dandik miydi? Yoksa değil miydi? Biz mi iyi analiz ettik bilmiyorum ama güzel bir 3 yıldız geldi arkadaş. Aynen. Bakalım bir sonraki saldırılarda neler olacak. Bol bol saldırı yapacağım bu arada bu videoda. Haberiniz olsun. Dondurmayı da şöyle vatandaşa armağan ediyorum. Kraliçenin özelliğine basıyorum. Duvarı bir an önce kırsın. İşimiz gücümüz var arkadaşım. Oyun oynamıyoruz burada. Bir sonraki saldırıya geçeceğiz ya. Hadi. 99'da kalıyormuşuz. Avcunuzu yalarsınız arkadaşım. Bugün değil. Bugün 99 modumda değilim. Muhtemelen görmeyeceksiniz ya. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, çok güzel böyle sıkı fıkı bir düzen çıktı karşımıza. Ben yürekten inanıyorum ki eğer kralı bir şekilde merkeze sokabilirsem, yani o ilk kademe duvarın içeri sokabilirsek, herhangi bir yerden, neresi olduğu önemli değil, muhteşem iş çıkartacaktır. Şimdi cehennem kulelerinde koyduğu yere bak abi, böyle bir düzen kullanmayın ya. Çok samimi söylüyorum, böyle bir düzen kesinlikle patlatıcının yerine bak. Tamam, şuradan kraliçeyi yürütmeye başlayalım bakalım. Şimdi şuradan şöyle çok kallavi güzel bir temizlik yapmam lazım. Yeti'yi de bıraktım. Kralı buradan köşeden içeriye sokacağım. Kraliçe niyeti bozdu, sol tarafa gidiyor. Yani var ya, istesem öyle bir şey yapmasını kesinlikle yapmaz. İşte bu gibi durumlar için şifacıları geç gönderiyoruz, gecikmeli. Böyle bir öfke. Hemen ardından kraliçeye sakin olun lan. Şampiyona bir kelle avcısı. Top indikten sonra duvar kırıcı kullanacağım. Tamamdır. Günü kurtardık gibime geliyor. Şimdi şuradan bir tane bebek ejder salladım. Bir, iki tane sinsi goblin. Buz golemi, arkadan tomruk, koruyucu, önüne kral. Onlar oradan içeriye girecekler. Bak kraliçenin yaptığına. Bir tane daha duvar kırıcı kullanıyorum. İşte bu yüzden iki tane duvar kırıcımız var. Hava savunmasına dondurma. Şöyle bir öfke. Şampiyonu da şöyle şu noktadan sahaya sürdüm gitti. O hava savunmasını maalesef ki bir kere daha donduracağım. Umarım kraliçe üçüncüye ihtiyaç olmadan bu hava savunmasını indirir. Çok güzelsin sen. Tamamdır. Kralın özelliğine basıp koruyucunun özelliğini de patlatıyorum. Bir yandan şampiyon, bir yandan kral temizliğe devam ediyor. Bir tane daha öfke salladım. Rakip kraliçe. Tamam, özelliği gitti sadece. O bina inmezse yalnız sıkıntımız var demektir. O yüzden bir dondurma büyüsü patlattım. Kral binanın üzerinde. Şampiyonumuz hala daha hayatta. Abi inanılır gibi değil ya. Oluyor işte. Gerçekten nasıl oldu ben de anlamadım ama köy üçlendi bu saatten sonra. Yani mümkün değil üçlenmemesi. Yani çok acayip bir saldırıydı. Açıkçası kraliçeyi istediğim yere sokamadıktan sonra pek bir ümidim yoktu ama yine de ne yaptılar ne ettiler, 3 yıldızı aldılar.
Böyle tazıyla tekniği dikkatini çekelim. Kraliçeyi kitlenmesin. Ne olur ne olmaz. Yani tazı balonla temizlik yapıyoruz bildiğin. Şöyle bir hız. Böyle bir zehir. Arkamızdan ağlamasın. Yani Lassie'nin yaptığı iş var. Aslansız lan var ya. Fede olalı bir fare yakaladın sonunda be Lassie. En işe yaramaz petlerden bir tanesi bence. Direkt atlıyor ölüyor yani. Hafif bir buz golemi niyetine tanklıyor birkaç saniye. Ama bu sefer en azından bize vakit kazandırmış oldu. Tertemiz bir savaş, muhteşem bir ganimet. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, aslında buraya saldırmayacaktım. Şu anda 2 numaralı 14 hesabımdayım. Burada duvarlar maxlanmadı. O yüzden ganimete de önem veriyorum ama bina çok ters tarafta olduğu için alev fırlatıcılı bir saldırı yapacağım burada. Şimdi ne yapacağım? Şöyle kraliçeyi bırakacağım. Canı nereye istiyorsa oraya gitsin. Sonrasında da ideal bir yerden alev fırlatıcıyı pozisyonlandıracağım. Yani tamamen doğaçlama. Oldukça esnek bir strateji. Kralı da istediğim yerden bırakabilirim. Her şey kraliçenin keyfine bakıyor yani. Sabırla bekliyorum. Sola gidecek gibi şifacılara attım. Öfke lazımdır ağabey. Sanki değil gibi. Acele etmeyeceğim. Elimde tutuyorum hazırda. Bir tanesi indikten sonra tamam. Tekrardan toplayacaktır öfke büyüsünü. Gereksiz yere ziyan etmeyelim. Şurada bir duvar kırıcı. Muhteşem bir noktada çalıştı. Öfkeyi atsam mı? Kraliçe gelecek birazdan. Aslında şöyle önden bir öfke büyüsü agresif atayım ki. Aynen, kraliçeyi kelle avcısı yetiştirmek hiç kolay olmuyor çünkü. Tamam. Dondurmayacağım, öfkenin içerisindeyiz. Şöyle şuradan kralı da bıraktım. Şu duvar kırıcı ilk sayında çalışırsa işte bu be abi. Yemin ediyorum 300 IQ'luk duvar kırıcıydı ha. Şurada bir öfke daha patlattım. Dondurma lazımdır abi. Dondurma. Çıp 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 çıp. Tamam. Özelliğini de kurdu. Yalnız şu hava savunmasını yaptığı işe bak. Şampiyonu attım. Orayı bir kere daha donduracağım gerekirse. Dondurdum gitti lan. Tamam, şuradan da alev fırlatıcıyı bırakıyorum artık. Kraliçeye destek çıksın. Abi hava savunmaları ne darladı bizi. Yemin ediyorum mahvettiler şifacıları ya. Kralın özelliğine bastım. Buz golemini atmayı da unutmuşum. Çaktırmayın. Kimseye de söylemeyin, aramızda kalsın. Aslında bu gibi saldırılarda tomruk fırlatıcıyı kullanmadığımız zaman atlatma büyüsü çok iyi oluyor ama maalesef yok elimizde. Son dondurmamı da kullanıyorum. Kraliçenin özelliği birazcık daha elimizde kalsın diye. Koruyucuyu havaya aldım. Kraliçenin özelliğine basacağız mecbur. Başka çaremiz kalmadı. Tamam. Kralı da kaybedeceğiz. Şimdi oradan kraliçenin güzel bir duvar seçmesi gerekiyor. Yani şifacılar ölmesin be. Çık 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 artık çık. Az kaldı. Şifacıları kaybettik. O zaman ne yapacağız? Kraliçeyi hayatta tutmak için tazı balonla desteklemem lazım. Hemen ardından koruyucu. Şöyle 3-5 tane minyon gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar, düzen bayağı bildiğiniz anti kraliçe yürüyüşüydü. Böyle açık açık duvarlar. O yüzden böyle birazcık kaotik, sıkıntılı gözüküyor. Kelle avcıları gönderdim. Şurada bir hız büyüsü. Binaya doğru öfke patlatıp koruyucunun özelliğine abanacağım. Tam şöyle şu noktada. Bakalım, bir şey kalmadı. 3 yıldız gelebilir de gelmeyebilir de. Tamam, kaya saçarı gitsin birkaç tane balon. Olur bu iş. Hadi artık şuraya bir zehir. Alev fırlatıcı hala daha hayatta bu arada. Hadi 20 saniye. Hak ettik be. Hak ettik lan. Ciddi misin? Tamam, 15 saniye süremiz var. Lütfen ya, tayfeyl olmasın, hak ettiğimi düşünüyorum. Vurun aslanlarım. Vurun aslanlarım. Koruyucu hava savunmasında %99 derler ve giderler. Gözlerinin hastasıyım. Kraliçe yürüyüşlü tazı balonun ustasıyım arkadaşım. Muhteşem bir savaştı. Hollywood filmlerine taş çıkartan bir heyecandı bence. Devam ediyoruz. Pekala efendim. Belediye binası 14 ana hesabımdayım. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, mis gibi bir köy çıktı karşımıza. Burada bir şansımızı deneyelim bakalım ne olacak. Şimdi burada tomrukla mı girelim, alev fırlatıcıyla mı girelim? Aslında kraliçeyle binaya gidebilirim. Kraliçeyle binaya gidersem alev fırlatıcıyla saldırı da yapabilirim. Nasıl yapsak? Ama ben böyle aksiyon arıyorum ya. Evet. Ben aksiyon arıyorum arkadaşım şu an. O yüzden tomruk fırlatıcıyla gireceğim. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şuradan bir tane yeti, bir tane de büyücü salladım. Tamam. O orada bir dursun. İki tane iksir deposuna sinsi goblin gönderiyorum. Şöyle şuradan bir tane mayın eşiği, bir adet bebek ejder. Yani kraliçeyi buradan bırakıyorum. İçeri gireceğine pek niyetim yok ama girmezse saldırı biter. Baştan peşin peşin söyleyeyim de. Ondan sonra yok öyleydi, yok böyleydi olmasın. Şöyle bir duvar kırıcı. Şu kara iksir sondasına bir tane sinsi goblin gönderdim. Tamam. Güzel. Çok güzel. Kraliçe içeriye girerse ne ala. Girmezse al başına belayı. Bir tane öfke lazım arkadaşım. Koruyucu alteri pis vuruyor çünkü.
Tamam, kralı bırakmam lazım. Hemen ardından koruyucu. Şöyle önüne bir buz golemi. Tomruk fırlatıcıyı da gönderdim gitti. Kraliçeyi tabii ki de donduracağız. Hiç şakaya gelmez. Riske atmaya da gerek yok. Şöyle şuradan bir duvar kırıcı göndersem. Tamam, orası da olur. Orası da olur. Şu üst taraftan da şampiyonu sallayacağım. Buz golemi patladıktan sonra kullanacağım koruyucunun özelliğini. Tamam, hayır, kraliçenin özelliği gitmesin, çok güzelsin. Allah, keyifler gıcır arkadaşım. Kralın özelliğine bastım. Koruyucunun özelliğini de çok güzel bir noktada kullandım. Kaya saçar kraliçemizin özelliğini yedi. Dert mi? Değil. Şurada bir tane daha öfke patlatıyorum. Çünkü yetiler de iş yapacak orada. Şampiyon da temizliğe temizliğe geliyor. Tamam, binayı sanırım alamayacak kral. Okey, dert değil. Gerekirse tazı balonu binadan geçirmeye çalışacağız ama kolay olmayacak. Abi yetiler saçmaladılar ya. Yetiler gerçekten saçmaladı. İnanın önü açık halbuki. Gitseler çok güzel olurdu. Tamam. Çılgın olduğumu düşünebilirsiniz. Şampiyonu öfke atıp bir tane dondurma büyüsü kullanacağım. İlk sayını ve çokluğu alsın diye. Kalkanı da duruyor. Son öfkemi kraliçeye atacağım. Abi galiba geldi. Allah, şu saldırının güzelliğine bir bak. Dondurdum. Tazı balona başlamadım daha. Abi tazı balona henüz başlamadım. Şu teknenin gazabından kraliçeyi koruyabilmek namına tazı balonu başlattım. Yetiler orayı alacaktır. Ben burayı destekleyeceğim. Bir tane hız. Abi inanılmaz bir savaştı ya. Gerçekten. Ben yaptım diye söylemiyorum. Şapka çıkartılacak bir saldırı yaptım şu anda. Güzel. Çok da güzel oldu. Çok da iyi güzel bir savaş oldu. 37 saniye time fail olmayız değil mi? Yok. Bugün değil. Bugün değil arkadaşım. Çatır çutur bir 3 yıldız. Dondurmayı da kime? The Invasion klanının Kick Ass Demi 1-2-3 isimli oyuncusuna armağan ediyor. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyorum. Beğenin ölen videoyu, 5000 like istiyorum bu videoya. Tankırır saldırı yap, sıkıldık turnuva demek kolay. Atacaksın o like'lar arkadaşım. Atacaksın ki devamı gelecek. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Pekala efendim, yine pırıl pırıl parlayan cıvıl cıvıl max mı max bir belediye binası 14 köyü çıktı karşımıza. Kulelerinin 3'ü de teklide ve çok tatlı mı tatlı ballı mı ballı da bir ganimeti var. Ben burada şansımı deneyeceğim. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Yalnız var ya, burada kralı içeri sokmak göründüğünden çok daha zor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Kutu kutu pense, elmamı yense tarzında bir düzen o yüzden. Deneyelim bakalım. Şuradan bir tane bebek ejder salladım. Bir adet sinsi goblin, kraliçenin gideceği yeri anladınız zaten. Böyle ardından şifacılar, bir tane mayın eşeği. Seri bir şekilde temizlik yapmaya devam ediyorum. Bir tane sinsi de burada kullandım. Şöyle güzelinden bir duvar kırıcı, kraliçe içeriye girdin girdin. Girmezsen olay çıkartırım. Patlattım öfkeyi. Güzel. Sağlı sollu temizlik başarılı. Şuradan kralı. Tamam, kraliçe gidiyordu neredeyse. Koruyucu yerde. Tomruk devrede, buz golemi devrede. Güzel yere kilitlendi. Kral içeriye girecektir. Sağ taraftan da şampiyonu gönderebilirim. Ya da merkeze gönderdim. Duvar kırıcı kaya saçarda çalışır mı? Çalışsa şaşardım. Tekliği dondurdum. Kralın özelliğine bastım. Çünkü tekli kilitlenmişti. Koruyucunun özelliğini de patlattım arkadaşım. Güzel gözüküyor. Şöyle şuraya bir öfke büyüsü neden olmasın. Bir tane öfke büyüsü de şöyle şu noktada, yetiler çıkacak oradan biraz. Ortalık bayağı bir karıştı. Hadi aslanlarım, belediye binasını aldık mı, oldu bitti gitti bu iş. Güzel. Çok güzelsin sen ya. Şuraya bir dondurma. Bir tane daha öfke atmamak için zor tutuyorum. Şampiyonu öfkelendireceğim. Abi bu ordu çok iyi ya. Saçma sapan bir sürü şey yapıyorsun, yine de 3 yıldız geliyor. Kraliçeyi donduramadık ama olsun. Ama yine hatırlatırım, henüz tazı balona başlamadık. Rakip kraliçe hayatta kaldı. En büyük sıkıntı şu anda bu. Tazı balonu kraliçenin olduğu yerden başlayacağım. Önce temizlik. Şöyle şuralara birer ikişer tane gönderdim. Tamam. Şuradan bir tane minyon. Öfkemiz yok. Dondurma var. Tekliği kraliçeye doğru gideceğim. Ya hep ya hiç. Şöyle balonları salladım. En nihayetinde kraliçemizin özelliği olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Tekliden bir fırsat daha yakalamış olacağız yani. Şu kraliçeyi bir donduralım. Kelle avcılar onun icabına bakacaktır. Şöyle ardından minyonları sallamaya devam ediyorum. Güzel. Bir dakikanın üzerinde süremiz var. Kraliçe o duvarı kırdıktan sonra tekliğe ulaşacak. Ve hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir 3 yıldızımız oldu arkadaşım. İnanmayan varsa beklesin. Bastım kraliçenin özelliğine. Şöyle bir zehir. Bir işe yaramayacak ama attım yine de. Güzel. Şahane. Kesinlikle deneyin abi bu strateji.
Gerçekten deneyin. Başka da hiçbir şey söylemiyorum yani. Çok da keyifli oluyor. Gördünüz yani, şampiyonu öfke mi dersin? Kral için dondurma mı dersin? Koruyucuyu karadan kralla beraber göndermek mi dersin? Tam bir kaotik ortam, en sevdiğim. Kendime bir tane daha şapka çıkartıyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Pekala efendim. Belediye binası 14 ana hesabımdayım. Yine sıkı fıkı iğrenç mi iğrenç bir ring düzeni çıktı karşımıza. Burada bir şansımı denemek istiyorum şimdi. Tomruk fırlatıcı mı, alev fırlatıcı mı? Kesinlikle tomruk fırlatıcı. Merkez çok kaotik çünkü. Koruyucunun özelliğiyle kral olmadan buradan kraliçe yürüyüşlü tazı balon kolay kolay kesinlikle yapılmaz. O yüzden tomruk fırlatıcı kullanacağım. Şöyle bir bebek ejder salladım. Şöyle şu noktadan kraliçe, hemen ardından 5 tane şifacı. Şu ordu kampı ve okçu kulesi indikten sonra altın madeninde duvar kırıcıyı kullanacağım ki kraliçe oradan içeriye girsin. Şöyle yapsam tamam. Süpersin. Şöyle bir mayın eşi, orada rakip kraliçe var. Ben önden hızlı hızlı bir tane öfkeyi atacağım. Hatta bir tane de kelle avcısı sızdırsam mı? Attım gitti. Zamanlama müthiş. Kraliçeye kelle avcısı atmak öyle her baba yiğidin harcıdır. Ben de çoğu zaman denk getiremiyorum. Felaketle sonuçlandığı oluyor ama bu sefer iyi iş çıkarttı. Böyle kraliçeye bir öfke daha atıp kralı devreye sokuyorum. Hemen ardından koruyucu, tomruk, tekli kraliçeye kilitlendi. Görmedim sanma, dondurdum. Tamam, şöyle önünden. Abi işte kral içeri girmezse sıkıntı büyük, yalnız onu size söyleyeyim, girmedi. Yapma be. Tamam, şampiyonla destekleyeceğim. Şurada bir dondurma daha. Abi ne vurdunuz bir yavaşta. Duvar kırıcı başarılı ama demeye bin şahit ister. Aha, kraliçe geri gelir mi? Vallahi süper olur. Kralın özelliğine bastım, koruyucu çöp oldu ya. Hayır. Hayır. Hayır, dondurmaya geç kaldım. Abi inanamıyorum ya. Nazar değdi, nazar. Şurada bir dondurma. O binayı aldık aldık, alamazsak var eyvah. O binayı aldık aldık arkadaşım, ki alamayacağız gibi gözüküyor. Alırsak belki bir ihtimal şansımız var. Vurun lan yetiler. Yetiler vurun, ardınızda şifacılar. Şöyle bir zehir atacağım iskeletler için. Buz golemi patlayacak, binayı donduracak. Buz goleminin acilen patlaması lazım. Patla artık buz golemi, rica edeceğim. Patla artık, hiç mi bir şey vurmuyor ya? Ben patladım burada. Tamam, tek tek almadık en azından. Ama 3 yıldız da gelmeyecek gibi he. Şimdi şampiyon üst tarafta, sakin olalım. Şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Şifacılar da hala daha hayatta ama bir işe yaramayacaklar işte. Şuradan 2 tane mi toplar mıyız acaba burayı? Bakalım şöyle sakin sakin. Ne var? Çoklu kule var, şampiyon var ve hava savunması var. Sıkıntı çıkartacak. Ve sadece bir tane hız var. Dondurmaya zor. Maalesef. Gelmeyecek. Ama yine de 2 yıldızı kurtardık en azından. Böyle salladım gitti yani. Spamlıyorum balonları. Kelle avcılarını da gönderdim. Şöyle bir tane hız büyüsünü yani çokluya saklamamız. Şampiyon iner mi? Kelle avcıları çalışıyor ama ya. O kadar da değil. Evet, demek ki neymiş arkadaşım? Kankırır yorulmuş. Aslında oradan kral içeri girerdi. Abi niye üst tarafa gitti? Şu duvar açık olduğu için gitti ya. Aslında kral buradan tomruk fırlatıcıyla hareket etse var ya, biliyorsunuz çok temiz bir 3 yıldız olacak. %79. Hadi son bir tane daha saldırı yapalım. Umarım kapanışı 3 yıldızla gerçekleştiririz. Pekala efendim. Kapanışı 2 numaralı 14 hesabımda gerçekleştireceğim. Ve yine anasının gözü max bir hesap çıktı karşımıza. Aynı zamanda çok ters tarafta belediye binası. Yani nasıl yapsak diye düşünüyorum. Böyle bir şey söyleyeyim mi ya? Gerekirse tek tek alalım. Ben risk alacağım. Böyle heyecanı yüksek bir saldırı yapmak istiyorum. Risk alacağım arkadaşlar. Evet. Tam köşeden kraliçeyi bırakacağım. Sistem simetrik sayılır. Ne tarafa istiyorsa o tarafa gitsin. İster sağ tarafa ister sol tarafa, hiç önemli değil. Şöyle şifacılar, bir tane de kelle avcısını rakip kral için gönder. Tamam. Şuradan bir tane de mayın eşiği atalım. Şifacı güdümlüğe gitmesin. Şimdi sağ tarafa doğru giderse şuradan bırakacağım kralı, çokluya doğru. Sol tarafa giderse de şuradan tomruk fırlatıcıyla göndereceğim. O yüzden şimdilik bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Her halükarda kraliçe ile kartal topunu indirmem lazım. Yoksa 3 yıldız almak pek mümkün olmayacak. Şuraya bir öfke attım. Koruyucu kamyon çarpmışa döndürüyor kraliçemizi. Tamam, güzel. Abi bir tane daha mayın eşiği atacağım ben ya. Attım gitti. Sağ tarafa mı gideceğim? Sağ taraftan gidecek gibi gözüküyor. Bu yüzden şöyle bir duvar kırıcı attım. Tamam. Şöyle şuradan yeti, bir tane bebek ejder, bir tane de büyücü sallıyorum.
Kraliçenin oradan içeri girmesi lazım. Kral, koruyucu, önüne buz golemi, hemen ardından Tomruk. Hayır. Kraliçenin özelliği, gitme sen attım öfkeye. Kraliçe geri gitmen lazım. Kral sağ, kraliçe içeri girmesi lazım. Şöyle bir duvar kırıcı attım. Abi tam tersi oluyor şu anda. Kral sola, kraliçe sağ tarafa doğru gidiyor. Tamam. Abi Tomruk ziyan olacak. Koruyucu Tomruk al bari, basacağım özelliğine, yapma. Şifacılar krala döndü. Bitti abi saldırı. Gerçi çıkmadık candan da ümit kesilmez ama şifacılarla kral yürüyüşü yapıyoruz şu anda, şaka gibi. Şuradan şampiyonu da bırakacağım. Kartal topunu alsın. Kraliçenin özelliğini bastım. Koruyucunun özelliğini bekletiyorum hala da. Şöyle şurada bir tane öfke. Kelle avcısını göndersem geç mi kalırız? Evet, geç kaldık. Koruyucunun özelliğini bastım. Acayip acayip şeyler oluyor şu anda. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Böyle bir kralın özelliğini patlatalım. O duvarı kırsın, çokluları alsın. Şuraya bir dondurma patlattım. Belediye binası da duruyor öyle hala da ama bakalım. Şurada 3-4 tane balon attım. Onlar okçu kulesini de alırlar gibime geliyor. Şöyle bir dondurma. Kelle avcısı atamıyorum. Eğer atarsam ölecekler yani. Tamam. Vay, güzel temizliğe gidiyoruz ama bakalım ne olacak bu işin sonu. Tamam. 40 saniye süremiz var. Kral yürüyüşün hala daha devam ediyoruz. Tamam, balonlar geliyor şimdi. Öfkeyle beraber 2 tane dondurmam var. Binayı alır. Hatta bir şey söyleyeyim, galiba 3 diyeceğiz arkadaşım. Demedi demeyin. Şuraya bir öfke. Bakın şöyle önden yüklemeli bir balon bırakacağım. Önden yüklemeli bir öfke. Şöyle kelle avcısı, hemen ardından balonlarımı spamlıyorum. Kasırga masırga çıkarsa al başına belayı, dondurdum. Tamam. Şurada bir hız. Bir kere daha dondurdum. Bir tane zehir abi, inanamıyorum. Üçlendi deme bana. 10 saniye süremiz var. Galiba time fail olacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Yaşadığımız onca talihsizliğin ardından bence muhteşem bir sonuç. 99 olmasın, başka bir şey istemiyorum. Ya bunlar varmış. Abi aklım gitti, yemin ediyorum öyle bir saldırı yaptım ki ben de yani böyle akli melekelerle alakalı en ufak bir zerre tanesi bile kalmadı yani. Üst taraftaki binaları hiç görmedim. Bileydim oraya da birkaç tane minyon atardım ama kabul edin, çok iyi toparladım arkadaşım. Derler ve giderler, bu da bizim final saldırımız olsun. Hemen şöyle ikinci hesabımızdayız, hazır. Ganimetlerimizde şöyle birer tane duvar basalım. Bir tane altınla basıyorum, bir tane de İksirle basıyorum. İşte her geldiğimde böyle iki tane duvar basıyorum. Yaklaşık bir 400-500 sene sonra 247 tane duvarı da maxlayacağız. Bir de hayvan barınağını çıkarttık mı aradan? Siz sağ, ben selamet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.